hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 22 Mayıs obezite günü. Yanımda Eslem var. Eslem'le beraber bugün obezite gününden bahsedip sınava hazırlanış süreci ve üniversite zamanlarından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Eslem'cim istersen seni biraz tanıyalım. Kendini tanıtır mısın? Tabii. Merhaba arkadaşlar. Ben Eslem, Bezim Alem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik son sınıf öğrencisiyim. Mezuniyetime bir ay kadar bir süre kaldı. Bu şekilde. Günün anlam ve önemine değinmek için ilk sorumla başlıyorum. Eslem'cim, obezite nedir? Şimdi şöyle, obezite insanların beslenmesine ya da metabolik hastalıklarına bağlı olarak beden kitle indeksinin 30'un üstünde, yani normalin üstünde olma durumu. Şöyle ha, bizim anlayabileceğimiz dilden biraz da. Evet, gözlerdeki soru işaretini gördüm. Vücuttaki yağlanmanın fazla olması aslında. Normale göre fazla bir yağ oranı. Ufak bir soru daha sormak istiyorum. Son zamanlarda haberlerde, gazetelerde, internette falan çok görmeye başladık. Türkiye'de obezitenin artmasının sebepleri neler acaba? İlk önce şöyle söyleyeyim. Son okuduğum yayına göre Türkiye'deki obezite oranı %32 kadarında artmış. Bence bunun ilk nedeni psikolojik. İnsanlar artık yemeği bir araç olarak değil de bir amaç olarak görüyor. Hani sen de farkındasındır. Hemen güzel bir kutlama yapılıyor yemekle. Ya da bir çocuk karnesini aldığı zaman hemen bir yemeğe götürüyor. Bir tatlı yediriliyor. Artık biz yemeği bir eğlence biçimi olarak görüyoruz. Yemek yerken zevk almaya başladık. Bence bu obezitenin en belirgin nedenlerinden birisi. İhtiyaçtan çıkıp eğlenceye. Evet. Yani olması. İnsanlar artık onunla motive oluyor. Onunla mutlu oluyor gibi. İkincisi de aslında egzersizin çok fazla azalmış olması. İnsanlar artık otobüsler kullanıyor. Öğrenciler zaten sürekli masa başındalar. Evet. Çalışıyor. Ve hele gençlikten... özellikle üniversite sınavına hazırlanan çocuklar. Evet. Bir de mezuna bırakanlar. Akşama kadar masa başındalar. Evet, aslında bu çocukluktan gelen bir şey. İlkokul çağındaki çocukluktan itibaren obezite başlıyor. Ve sürekli masa başında olmaya devam ettikleri için üniversite döneminde de obezite bir şekilde başlamış oluyorlar. Biz bunların önlemlerini almamız gerekiyor. Annelere sesleniyoruz buradan. Ders çalışırken sürekli çocukların önüne konulan o abur cuburda işte çikolatalar, onlar tamamen obezite nedenlerinden bir tanesi. Son cümlende de biraz değindin. Obeziteyi azaltmak için neler yapabiliriz? İlk olarak uzun süre açlıktan aslında uzak durmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten tam anlamıyla gözümüz dönüyor. O yüzden ara öğünleri atlamamak gerekiyor. Ve şu fast food denilen maliyeti ucuz ve ulaşılabilirliği kolay olan yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Öğrenciler için önerim okullara sandviç yapıp götürmeleri. Onun haricinde egzersiz arttırmamız gerekiyor. Çok klasik bir cümle olacak belki ama en azından duraklar arasında bir durak erken inip bir 10 dakika yürüyüş yapmanız bile aslında bizim için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Günün anlam ve önemine de değindikten sonra sınava hazırlanış sürecine geçelim istiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsan ilk sorumla başlıyorum. Evet. Eslem, sınava nasıl çalıştın? Şimdi şöyle, zaten dershaneye giden bir öğrenciydim ve özel bir okulda fen lisesi bölümünde okudum. YGS'ye kadar evde çalıştım, dershane artı lise. YGS'den sonra bir yurt dönemim oldu YGS-LYS arasında. Evet. Çünkü hedeflerimi biraz arttırdım, işte çalışma azmim arttı. O dönem herkes de oluyordu bizde. YGS'den çıktıktan sonra böyle bir daha iyi yaparım hevesi. O süreçte de artık yurtta kalmaya başladım arkadaşlarımla birlikte. YGS öncesi yurtta değilsin, YGS sonrası yurttasın. Evet, o iki aylık süreçte yurttaydım. YGS sonrası yurda gitmen senin için faydalı oldu mu? Çok daha iyi ders çalışabildim. Evet, ama aynı zamanda beklenti de arttı. Hem kendime olan beklentim, hem ailemin bana olan beklentisi. Bu da sınavda bana negatif olarak yansıdı. Heyecan yapmama neden oldu aslında. Üzerinde baskı hissettin galiba. Evet, çünkü çevreniz ne kadar çok çalıştığınızı görürse ya da ne kadar çok çaba sarf ettiğinizi görürse ister istemez sizden bir beklenti oluyor. O yüzden de o süreç biraz sıkıntılıydı. Sadece yurda gidiyor demek ki çok iyi çalışıyor. İşte şu kadar binlere çekecek, şöyle olacak, böyle olacak muhabbetler çok fazla dönmeye başladı çevremde. Az önce sınava girerken heyecanlandığından bahsettin. Bunun sınav anında ve sonrasında ne gibi etkiler oldu? Şimdi dediğim gibi zaten sınava çok büyük bir beklentiyle girmiş bulundum. Yurt sonrası özellikle YGS döneminde.
Ailem dışarıda bekliyor. Sınava girdim. İşte kitapçığım geldi, kalemim geldi. Ellerim titremeye başladı. O heyecan herkeste olabiliyormuş. Hocalarım zaten bunu söylemişti ama. İlk 10 dakika heyecan diyorlar zaten, evet, ona. Ve ben sürekli saate bakıyorum. 10 dakikanın geçmesini bekliyorum. Geçti, yarım saat geçti. Hala ben heyecanlıyım. Soruları çözdüm. Çözmeye çalışıyorum. Anlamıyorum. Bayağı bir süre geçti bu sırada. En sonunda kitapçığı kapattım ve ağlamaya başladım ama kendimi durduramıyorum. Aynı zamanda sessiz ağlamaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlarımı rahatsız etmek istemiyorum. En sonunda kitapçığı kapattım, aldım formu. Kafama göre işaretlemeye başladım. Salladın. Çünkü artık dedim ki bitti. Ben işte barajı bile geçemeyeceğim. Çok mutsuzlaştım ama bütün çabalarım gitti vesaire. Hı-hı. O duygularla sınavdan çıktım. Hı-hı. Tamamen heyecana bağlı olarak. Sınava olabildiğince rahat girmeye çalıştım. Sonra sınavdan çıktım. Arkadaşlarım bize geliyorlar sürekli işte. Bana motive vermeye çalışıyorlar. Esnaf çok kötü değildir, yapmışsındır, en azından barajı geçmişsindir. Bu arada dediğim gibi özel bir fen lisesinde okuyorum ve hocaların da beklentileri var. Hepimiz sağlıkçı olacağız, işte ben diş hekimliğine gideceğim, tıpçılar çıkacak vesaire. Sonra sonuçlar bir açıklandı, ben okuldayım. 40.000. olmuşum. Tabii uçtum böyle sevinçten. Yalnız bir şey diyeyim, sallayıp da 40 bin olmak bence bir yetenek. Ama orada 3-4 tane soru. O da şöyle, kitapçık çok boş göründü. Allah yardım etsin, 3-4 soru işaretliyim şeklinde oldu aslında. Bunu sakın denemeyiniz. Evet, denemeyin bunu. Ama sınavın son bir saatine kala böyle Eslam kendine gel, bunca zamandır bir çaban var moduna da girdim o son zamanlar. Belki onlarla yaptıklarımla 40 bin olmuşumdur, bilmiyorum. Ya bir heyecan yapıp sınavın ortasında kitapçığı kapatıp 40 bin yapabiliyorsan, bir de heyecanlanmadan girsen demek ki çok daha güzel sonuç alabilirmişsin. Bu çok klasik olacak. Hani herkes diyor ya bunu. İşte heyecanlandım, yapamadım. Bu olabilecek bir şey. Hani insanlar bunu anlatırken öyle bir durum yoktur modunda olmayın. Çünkü bu gerçekten yaşanıyor sınav anında. Heyecan çok fazla etkiliyor insanı bence de. Tabii canım, bayılanlar. Evet. Ağlayarak o şekilde sınavdan çıktım. Biraz da bizim sınavı bu denli önemsememizden kaynaklanıyor bence. Yani bu, evet, hayatımızın bir dönüm noktası. Evet. Ama bir son değil bu. Hani bunun farkına varıp öyle davranmamız gerekiyor bence. Bence de öyle ve şöyle bir durum da var. O sınav geçecek ve siz o sınavı unutacaksınız. Evet, belki seçtiğiniz meslekte etkili olarak devam edecek ama başka seçenekleriniz de var. Bir daha da hazırlanabilirsiniz ya da gittiğiniz bölümde belki çok mutlu olacaksınız. Ya kesinlikle, çok uzağa bile gitmeye gerek yok. Hani üniversiteye geçtiğiniz an o sınav anındaki bütün sıkıntılarınız, hazırlanırken çektiğiniz bütün sıkıntılar unutuluyor. Bir mesleği çok fazla istiyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Belki o meslek çıkıyor ve gidiyorsunuz. Ama o mesleği hiçbir zaman üniversitenin birinci sınıfında öğrenemiyorsunuz. Son sınıfta eğer staj imkanınız varsa ancak o zaman. Ama mutfağın içine girdikten sonra öğreniyorsunuz. Evet. Yani o zaman sevip sevmeyeceğinizi anlayacaksınız. Geriye baktığın zaman, şöyle sınav dönemine baktığın zaman yaptığın hatalar neler? Öğrencilere neler yapmamaları gerektiğini konuşalım istiyorum. Bir kere her aile masasında ne olmak istediğinizden bahsetmeyin. Gerçekten bu çok etkili çünkü o beklenti, dediğim gibi. Sınav sonrası bekleyen akrabaları diyorsun galiba. Evet, onlar. İşte onun öncesinde aslında onlara prim veren kişiler de sizlersiniz. Tabii. Çünkü evet. Masada direkt ben doktor olacağım, biliyor musunuz? Çalışıyorum, netlerim de iyi gidiyor. Moduna girdiğiniz zaman ister istemez o size negatif olarak geri dönüyor. En çok benim yaşadığım sıkıntı bu oldu açıkçası. Bir de şöyle, gerçekten annem bana hep diyordu ki işte çok çalış, işte sonrasında zaten bu süreci unutacaksın, şu an eğlenme dönemin değil. Buna kesinlikle katılıyorum. Benim aslında en büyük pişmanlığım beklentiler oldu diyebilirim. Tercih dönemi nasıldı? Tercih dönemi ve ondan biraz sonrasını merak ediyorum. Aklımda hiç olmayan bölümleri yazdım. Bütün üniversiteleri hemen hemen. Daha doğrusu düşündüğüm bölümleri olan. Aklında hiç olmayan ama istediğin değil mi? Hani? Benim aslında hayatta bir amacım var. Ben insanlara çok fazla dokunmak istiyorum. Ve o yüzden de sağlık alanının çok iyi olacağını düşündüm kendi açımdan. Evet. Ve küçüklükten beri bana zaten bu empoze edilmişti. O yüzden fizyoterapi düşünüyordum. Onunla ilgili bütün bölümleri gittim. Hatta tercih döneminde yazacağım. Ta ki annem beni durdurana kadar. Beslenme ve diyetetik hiç araştırmamışım. Ama annem bana dedi ki, ben annemin hastanede çalıştığı bir süreç vardı. Orada işte benim tanıdığım bir diyetisyen vardı. Çok güzel bir meslek. Tam bir kadın mesleği, çok rahat edersin. Evet. İşte hem sağlığın içindesin vesaire. Sonra benim son gece tercihlerim değişti ve beslenme ve diyetetik yazdım. Peki kaçıncı tercihin geldi? İki. İkinci geldi. Bir de fizyoterapi yazdım yine içimde. Olmaz. Birinci neydi? Fizyoterapi. Fizyoterapi. Yine bezmi alemde yazmıştım. Hı hı.
Ama olmayacak bir burs olanağıyla yazmıştım. Onun altına hepsini beslenme ve diyetetik yazdım ama tercih döneminde aslında çok bilinçli olamıyoruz. Çünkü üniversitenin ulaşımı, hatta okul icamalarına bir de dikkat etmemiz kesinlikle gerekiyor. Yani. Ama o süreçte onu hiç gözümüz görmüyor. Ben Yeditepe'yi yazdığımı hatırlıyorum. Ve pahalı da bir üniversite Yeditepe. Üniversite içindeki harcamalar, yemekhane fiyatları, ulaşım, bunlar çok önemli şeyler bence. Yani sadece okul taksitle bitmiyor. Evet. Kesinlikle hepsini araştırmak gerekiyor. Evet, hele ki özel ya da vakıf düşünüyorsanız. Gerçi vakıf üniversitelerinde bu fiyatlar daha uygun oluyor. Evet. Ama özellerde biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Şu an mezun olduğun olacaksın. İyi ki ben bu bölümü yazmışım diyor musun yani? Evet. Çok mutluyum. Hatta ben geçen dönem okul tanıtım günlerinde yer almıştım. Yanımda hocam var. Öğrenciler geliyor, mesleği anlatıyorum. Ve o kadar güzel anlatmışım ki. Hoca sonra döndü böyle bana bakınca, Esem ne oluyor oldum. Sonra öğrenciye dönüp, ya böyle anlatıyorum ama bu benim açımdan. Bak sonra gelirsin pişman olursun, bir şey diyemem dediğimi hatırlıyorum. Çünkü ben bu mesleğin tam olarak karakterime uyduğunu düşünüyorum. O yüzden de çok mutluyum. Bunu staj döneminde anladım özellikle de. Sen aslında şu cümlenin örneğisin. İstemediğimiz bir bölüme gitsek de üniversiteye geçtikten sonra üniversiteyi ve bölümümüzü sevebiliyoruz. Evet, ama eğer şanslıysak dediğim gibi. Çünkü birinci sınıfta bizim bölüm şöyle bir bölüm aslında. Tıp diş isteyenlerin ulaşamayınca tercih ettiği bir bölüm gibiydi. Ve o yüzden birinci sınıfın sonunda çok fazla öğrenci bölüm değiştirdi ya da tekrardan sınava hazırlandı. Ben onlardan değildim. Evet. Üniversite nasıl gidiyor mesela? Gerçi senin baya baya bitti ama nasıl geçti diyeyim. Birinci sınıfta çok odaklanamamıştım. Bir yabancılaşmıştım. Ama ikinci sınıftan itibaren artık üniversite ortamı tam benim hayal ettiğim gibi oldu. Daha doğrusu bizim bir kampüs değişikliğimiz olmuştu. O süreç biraz üzücüydü. Ama arkadaş ortamı çok fazla önemli. Galiba ana kampüsten bir binaya geçtiniz. Doğru muyum? Bir binada demesek Eyüp'teyiz şu anda. Ama ben staj dönemi olduğu için hastanedeyim. Ana kampüsün oradayım yine. Ama o Eyüp'e geçtiğimiz süreç gerçekten bizim için çok üzücüydü. Çünkü o güzelim bahçeden mahrum kalmış oluyorsunuz. Evet. Ama ben her zaman zaten takıldığın ortamdan çok, bulunduğun ortamdan çok birlikte vakit geçirdiğin insanların önemini olduğunu düşünüyorum. Mezunluğa çok yakın, tecrübeli biri olarak üniversiteye girmek üzere olan öğrenciler için ne öneriyorsun? İlk olarak çok fazla okuyun. Ufkunuzu açın, çapınızı genişletin. Ortamlarınızı çok iyi seçin bence. Bir sezonluk diziyi bir günde bitirdiğiniz için ya da 12 saat uyuduğunuz için mutlu olmayın. Bunlar sizi mutlu etmesin. Zamanınızı çok iyi değerlendirin. Çünkü üniversite zamanlarını bir daha bulamayacaksınız. Kesinlikle arkadaşlar. Bunu bana hep söylüyorlardı lisenin sonunda üniversiteye başlarken. Ama o sürece girmeden bunu hiç fark edemiyordum. Şu an son dönemlerde daha fazla fark etmeye başladım. Ayrıca STK'larda görev alın, gönüllülükler yapın, kurslara gidin. Devletin biliyorsunuz açtığı kurslar var. Dilinizi geliştirin. Hep iyi insanlarla, bilgili insanlarla takılmaya çalışın. Ya bu süreç sizin için çok boş geçmesin. Üniversiteden mezun olduktan sonra inşallah iyi yerlerde bulunduğumuz zaman bizden daha iyi insanlarla bir araya oturacağız. Kendimizi gösterebileceğimiz bir bilgiye sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Eslen'cim çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim, benim için de aynı şekilde. Yavaş yavaş kapatıyoruz. Bölümümüzün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eslen'cim sana da çok teşekkür ederim. Bizi kırmayıp geldiğin için. Beni konuk ettiğiniz için. Arkadaşlar video ile ilgili görüş ve fikirleriniz için videonun altına yorum yapabilirsiniz. İsterseniz açıklama kısmında benim ve Eslem'in Instagram hesabını bırakıyoruz. Oradan bize yazabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Akşama kadar dinle, ismi geliyor senin. Teşekkürler. Şimdi iş adamları falan izlerse iş teklifi alacağım ya ben buradan. Tamam, ben sonra iş bulamazsam. Kızım İş garantisi veriyor musunuz? El sağlayabilir miyim? Ben de böyle yapıyorum. Bu ortam benim yani. Senin aynı. Tamam. İsim falan anlatayım mı? Arkadaşlarıma selam bile göndereceğim. Şimdi bilimsel bir tanım yapamayacağım. Ne selam? Takip. Arkadaşlar. Ama sen gülme ya. Sen niye gülüyorsun ki buna? Komik bir cümle değil. Ya iyi gülmeye çalışıyorum. Tamam. Başka diyecek bir şey kalmadı galiba. Aynen, bence de bitti.